Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Gürün'den baraja geldik. Barajda Gürün'ü koyacağım biraz yüzsün diye. Bakalım yüzmesi nasıl. Buralar muazzam yerler arkadaşlar. Bizim Göksu'nda Gücük, Fındık. O civarlar buralar arkadaşlar. Biz karşı taraftayız tabi. Orman tarafındayız. Köy tarafında değiliz. Şimdi arkadaşlar Gürün'ü koyuracağım. Gürün'ü biraz taradık. Tüylerini biraz attık. Buralarda insanlar yok. İncin top oynuyor. Bakalım Gürün ne yapacak. Suyu çok seviyor arkadaşlar, özellikle sıcakta suyu affetmez. Hayvan sıkışmış. Arkadaşlar millet denize gidiyor. Biz de baraja geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim buralarda da bunlar var. Ama çoğu denizde de daha iyi havası. Muazzam bir hava var şu anda arkadaşlar. Şöyle köyleri biraz çeker misin? Muazzam bir havası var. Bizim buralarda biraz şey yapmıyorlar. Burada da tekne. Teknenin gezinti yapılabilir aslında. Ben bunu yapacak adamlar lazım. Turizmi bırakmış adamlar lazım benim gibi galiba. Arkadaşlar muazzam kilo aldı. Yani işin gerçeği bu kadar da fazla bence. Fazla kilo da iyi değil hayvanlar için. Özellikle belirli bir yaşa geldikten sonra hiç iyi değil. Ha deli oğlum. Ha deli oğlum benim. Hadi gir gir gir. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Gel hadi gir. Hadi gir oğlum. Yazın arkadaşlar. Bazı kişiler şampuanlarla falan yıkıyorlar arkadaşlar köpekleri. Yıkamak güzeldi ama mutlaka ve mutlaka arkadaşlar güzel bir şekilde dururlayın. Çünkü direktmen arkadaşlar deri kavlaması artık tamamen şey yapar yani uyuz gibi. Deri dökülmesi yapar, tüylerini döker. Onun için böyle yeni başlamış arkadaşların en çok dikkat etmesi gereken şey köpeği yıkarlar hevesli. Durulamasını tam yapmazlarsa sıkıntı olur köpekler için. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Şu şeyler çeker misin bir şey? Şuralara. Arkadaşlar düşün. Ormanın içinde bir tane daha evin olacak. Sonra gerisi de tabii köpekler. Yaşanmak için birebir. Çünkü bu tarafta barajın bu tarafında arkadaşlar yaşam yok. Hani bir iki tane şey yapmışlar kulübe tarzı bir şeyler de başka bir şey var arkadaşlar. Özellikle o kimsenin yaşamadığı tarafta yaşamayı isterdim.
Orayı çeker misin? Üstte tepedeki mezarlık. Arkadaşlar şimdi bu köyü bastı. Denizde bu su bastı, baraj yapıldı. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar köyün mezarlığı üstte olduğu için tepede yapılmış. Etkilenmedi şey. Görünüyor mu orada? Burası mezarlık. Buraya etkilenmemiş. Yani gerçekten düşünemiyorum. Yani mesela ailesi, atası orada yatıp da ve nehrin altında kalması çok kötü bir şeydir. Yani mezarlıkların yüksekte olması faydaları da var. Yani bu şekilde arkadaşlar. Colan, yüzdün mü? Biz gideceğiz. Arkamızdan tıngır mıngır gelecek. Değil mi oğlum? Gelecek mi? Hele özgürlüğün tadını çıkart. Fazla yorma yakın kendine. Mesela birazdan ormanın içinde zaten gideceğiz biz. Yorulan adı görün. Arabanın arkasında yavaş yavaş ben hareket edeceğim. Arkamdan gelir. Ormanda da çekimler yaparız. Arkadaşlar bu sesleri duyuyorsanız bunlar natural sesler. Şu seslerin güzelliğine bakın. Yapmışız gibi arkadaşlar. Bakın. Bunlar küçük. Küçük de derken bayağı bir büyük bir şey. Beklerini çıkartıyoruz. Azaldı. Birdenbire azaldı. Görüyor musun? Bu tarzalar. Şimdi sesler şuradan geliyor. Arkadaşlar bizi gördükleri yerde biraz daha susuyorlar. Biz onları boğalayacak halimiz yok tabii. Bugün ne gördük? Yaban ördekleri gördük. Yaban gazı gördük arkadaşlar. Sonra gürünümüzü çimdirdik. Orman yüzdü daha doğrusu. Orman gezisini yaptı. Şimdi arkadaşlar daha biraz daha şeyi iyi, nefesi daha iyi. Biraz daha gelsin. Ondan sonra zaten arkadaşlar arabaya atıp gideriz.
Değil mi oğlum? Tosun. Bak bak seslere bakın. Geldiler. Arkadaşlar ben bu şeylerin tadını alıyorum. Zevkini yaşıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Sabah çok erken saatlerde geleceksiniz. Bunun içine bir de koç sesi de girecek arkadaşlar. Muazzam olacak. Arkadaşlar bugün günümüz güründü. Gönlümüz biraz kendini toparladı. Tüylerini tarayıp da bir de şeyde biraz yüzünce bayağı kendine geldi. Bizden de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.